İl başkanım, il ocak başkanım, ilçe başkanlarım, basınımızın değerli temsilcileri ve saygıdeğer katılımcılar. Hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığı adına saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın Mudanya'mız ve partimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak yeni dönemde başarılı olmak, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak ve 31 Mart belediye seçimlerinde azami sayıda belediye başkanlıkları kazanmak adına yoğun bir çalışma içine girmiş bulunmaktayız. İl Kadın Kolları olarak ilçelerimizdeki teşkilatlarımızla uyumlu bir şekilde çalışmalar yapmaktayız. Eksiklerimizi gözden geçirmekte ve kadın kolları olarak teşkilatlanma faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Cemiyetin her kesiminde olduğu gibi kadın eli değmeyen, kadınların destek vermediği partilerin ve anlayışların başarılı olması imkansızdır. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman ailenin temel direği kadınlarımızın yanında olmuştur. Kadınlarımızın dertleriyle dertlenen, çalışan ve emek harcayan kadınlarımızın hak ettikleri yaşama düzeyine gelebilmeleri için mücadele veren partimiz aynı anlayış ve kararlılıkla kadınların en büyük destekçisi olmaya devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, asil insanların memleket sevdası ve ona hizmet aşkıyla dolu olanların partisidir. Sayın Genel Başkanımızın da belirttiği gibi, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla çıktığımız bu yolda, yarınlara güvenle bakmak, ülkenin geleceği için yürekli Athenalarımızla bu yola baş koyduk. Vatan sevdalısı dava arkadaşlarımla beraber bu ülke için daima birlikte yürüyeceğiz. Birlik ve dayanışma ruhu için hareket edilmesi için herkes için milli bir sorumluluk ve hatta zorunluluktur. Yarınlarımızda daha güçlü bir Türkiye için ve daha mutlu insanlar ve vatanın milli için mücadele eden siz kardeşlerimi bu duygularla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyen ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, ağzınıza sağlık. Şimdi de sizlere hitap etmek üzere İlçe Kadın Kolları Başkanımızın kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Genel Sekreterim, Sayın Merkez Yönetim ve Disiplin Kurulu Üye, Sayın İl Başkanı, Sayın İl Kadın Kolları Başkanı, Sayın İlçe Başkanları, Sayın İl Ocak Başkanı, Sayın İlçe Ocak Başkanım, Belediye Meclisi'nin değerli üyeleri, saygıdeğer delege ve üyelerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, Mudanya İlçe Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu genişletilmiş divan toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tarihte geçmiş Türk destanlarından anlaşılacağı gibi, kadına diğer uygarlıklardan daha farklı değer verildiği görülmektedir. Dede Korkut hikayeleri, Oğuz Kağan destanı gibi Türk destanları ve birçok yabancı kaynaklardan alınan bilgilere göre Türklerde kadının toplumsal hayattaki rolü büyük ölçüde erkekle eşitti. Yani kadın erkek ayrımı yoktu ve kadın erkeğin tamamlayıcısı olarak görülürdü. Bütün Türk devletlerinde devletin başkanı Hakan'ın eşi, Hatun'la devleti yönetmiş olması bunu destekler niteliktedir. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde yani Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar'da da kadın sosyal hayata yoğun bir şekilde katılmıştır. Üretimde, hatta savaş ve siyaset gibi konularda da etkin rol üstlenmişlerdir. Eski Arap toplumlarında kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi gibi insanlık dışı muameleler İslamiyet'in kabulüyle ortadan kalkmıştır. Kadınlara sosyal statü verilmiş ve birçok hadiste annelere duyulması gereken saygı üzerinde durulmuştur.
İslam hukukunda kadın tam ehliyete sahiptir. Kendi şahsi malları üzerinde tasarruf hakkı olup cinsiyet farkı bu durumu engellememektedir. Günümüz Türkiye'si kurulması aşamasında Türk kadını İstiklal Savaşı sırasında gerek cephede gerekse cephe gerisinde tüm gücüyle hizmet vermiştir. Atatürk, Türk kadınının bütün bu fedakarlık ve hizmetlerini takdir etmiş ve Cumhuriyet'in ilanından itibaren Cumhuriyet öncesi planladığı ve değişik verilerle ifade ettiği gibi kadının sosyal, ekonomik ve siyasal konumunu iyileştirici uygulamalar yapmıştır. Bunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasalarla 3 Nisan 1930'da kadınlara belediyelerde seçme ve seçilme hakkı. 26 Ekim 1933'te kadınlara muhtar ve ihtiyar heyetine seçilme hakkı. 5 Aralık 1934'te de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı. Türk kadını o yıllarda bazı ileri Avrupa ülkelerinde bile olmayan bir takım haklara sahip oldu. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin birer mensubu, Nene Hatunların, Kara Fatmaların torunları olarak devletimizin bekası söz konusu olduğunda askerimizin yanında dün olduğu gibi bugün de savaşmaya hazırız. Alt günde şehit düşen askerlerimizi rahmetle yad ediyor. Allah'tan kederli aileler ve milletimize sabrı cemil niyaz ediyor. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ne mutlu Türk'üm diyelim.